Herkese merhaba. Bugün yine benden istemiş olduğunuz bir K-pop MV tepkisiyle daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bu şarkı çıkalı birkaç gün oldu bu MV çıkalı ve dinlememi çok istediniz, beğeneceğimi düşündünüz. Merak ediyorum. Yine ilginç bir klip. Bu şarkı için biraz daha vokal ağırlıklı dediniz. Bundan önce dinlediğimiz şarkıları çok sertti. Ve sanırım en sert şarkıları oymuş yorumlarda yazdığınıza göre. Bu biraz daha ona göre daha yumuşak bir şarkı olacak. Vokal daha ağırlıklı olacakmış bunda. Klip yine ilginç başladı ama önceki kliple sanki biraz daha benzer. Biri de yorumlarda sanırım şey yazmıştı. Bu grubun bütün MV'leri aslında birbiriyle bağlantılı falan diye. Ben sırayla izlemediğim için aradaki bağlantıyı tam olarak yakalayamıyorum maalesef. Bilmiyordum bağlantılı olduğunu. Öyle aradan bir yerden istenilenlerden başladım. Sanırım ben bu şarkılarını daha çok seveceğim bu arada. Çocuğun saçlarına bayıldım ya. Çok güzel rengi. Sesleri çok güzel. Diğer şarkıda, bundan önce dinlediğimiz şarkı, ben çok fazla şarkılarını zaten bilmiyorum, grubu daha yeni yeni tanıyorum. Diğer şarkıda da seslerinin iyi olduğunu fark etmiştim. Çünkü söylemesi de zor bir şarkıydı. Ama burada evet, sesleri yani daha net geliyor çünkü müzik çok gürültülü değil, diğeri çok gürültülü bir müzikti. O yüzden biraz daha belki insanlar dinlerken müziğe odaklanabilirler. Burada sesleri daha ağırlıklı olduğu için sanırım seslerinin güzelliği evet daha çok ortaya çıkmış. Ama ben şeyi de sevdim. Yani bilmiyorum her zaman böyleler mi ama çok erkeksi geldiler bana. Önceki MV'de de aynısını düşünmüştüm. Değişik yani MV'lerin o kliplerin tarzı da bir değişik. Sahneyi çok sevdim. Yürüyen merdiven var ya. Wow! Çok güzel. Rap'i bu şekilde beklememiş. Çok hoşuma gitti. Yani müzikle beraber sesleri çok güzel geliyor bence. Ritmi çok hoşuma gitti. Ben dinlerim bu şarkıyı bundan sonra. Sevdim. Dansları da güzel bu arada. Bu MV'de hiç bahsetmedim ama.
Bence bu şarkıyı da söylemesi zor ya. Yine sert bu arada. Diğeri kadar değil. Ama yine sert bir şarkı bu. Baksanıza. Evet. Sanırım genel olarak tarzları böyle. Ya da yeni şarkıları böyle. Yeni albümleri falan mı böyle bilmiyorum. Yine bayağı gürültülü yani. Bu da çok sakin bir şarkı değil. Oo. Ah. Ben bu şirketi hiç tanımıyorum bu arada. Başka hangi sanatçıları var 80s dışında? Hangi grupları var ya da soloist olarak kimleri var bilmiyorum. Bana çok farklı geldi MV'leri. Belki işte şirketsel bir şey de olabilir. Emin olamadım. Hani gruptan dolayı mı bu kadar farklı hissettirdi yoksa şirket hiç alışık olmadığım bir şirket ya. O yüzden mi farklı hissettim bilmiyorum ama hangi kliplerini izlesem diğer K-pop kliplerinden farklı hissettiriyor. Ben bu şarkıyı bayağı sevdim. Gerçekten güzeldi. Yani öncekini de sevdim. Ama o daha gürültülüydü. Belli bir noktadan sonra bunu dinlerken yorulurum. O daha güzeldi sanırım. Daha çok benim tarzımdı galiba. Genel olarak iyi bir grup gerçekten. Yani söyledikleri şarkılar kolay şarkılar değil diye düşünüyorum. Hele ki bunları canlı performans sergilemek. Hiç izlemedim canlı performanslarını nasıllardır bilmiyorum ama daha zor. Şarkıları da zor çünkü dansları da hareketli. Canlı performanslarını şu an izlemek isterim. O zaman videomuzu burada sonlandıralım. Şarkı hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.